Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yine bir açılışı her zamandaki gibi mutfaktan başladım. Tabii ki kollarımı sıvıyorum ne kadar deseniz. Ben bir iş yapmadan gazaklarım uç kısım bazen geniş oluyor. Onun için rahat edemiyorum. Hemen şöyle sıvamam lazım. Bakınız bugün yemeğimizi ne yapacağız? Bugün daha doğrusu gezmeye gideceğiz. Öğlenliği. Yemeğimiz hazır olsun. Gelince mallara gireriz. Geçenlerde yaptım, bir öncesi yaptım. Hindinin boğazlarından. Ve şöyle de bir tane de şöyle göstereyim size. Kanadı var içinde, iki tane koymuşum böyle. Bu da hindinin bacaklarıydı. Bunun sıyırması zor olduğu için mangallık diye ayırdık. Geçen çok hoşumuza gitti. Yaptığımız bu tarif. Onun için dedik yine bunu yapan bir de dolma yaptım. Daha doğrusu uzmanlardır yapma dedik. Biber doldurması, patlıcan doldurması. Bunu da ocağa vurayım. Börtek olsun. Daha henüz gazfaltı yapmadık. Soframızı bile hazırlamadık. Yeni çıktım mallardan. Oğlum bir şey gidecek şimdi. Bazen o gazfaltı ediyor, bazen etmeden gidiyor. Hemen yorumlarda da yazıyorlar. Senin gazfaltı değişim hoşuma gidiyor değil mi? Ben yanlış mı diyor? De bakayım şimdi bir. Gazfaltı. Kahvaltı. Doğru söylüyorum da ne bileyim. Bazen herhalde ben değişik ediyorum. Ben de söylerken kendimden de şey diyorum. Ben de valla yanlış söylüyorum herhalde diyor kendimce. Bunları kendim oydum, içine kuruttuk. Yukarıda da asılı duruyordu zaten. Kışın kış yemeği patlıyor, tadı güzel oluyor. Yazınki de yazın diyen gibi. Mecbur ediyoruz, yiyoruz bolca da. Ama dermişler ya, gerçekten doğru söz. Her öğün geçiyor ama akşam öğünü geçmiyor. Sabahleyin atıştırıyorum bir şeyler, bazen eksiliyor. Öğlenleyin de öyle aramıyorum. Ama bu akşamleyin hakkı bolca. Yemeklerimizi yaptıktan sonra vurduk mu galfaltıyı ettik mi beraber de baklavaya katarız. Çünkü Davutcuğum'a dağıdırım bugün vereceğimi verip Allah'ım kabul etsin gale. 3 aylara da girdik. Ötende helva bastım. Bu kengeyi götürmekten hariç bayağı da yine 5'e 6'a bir verdim değil mi kardelen? Şimdi gelelim yanımızı yapmaya. Şuradan zeytinyağını çıkaralım. O zaman da zeytinyağlı yaptıydım. Şöyle biber salçasından da katıyor. İnan ki çok hoşuma gittiydi bu benim. Tuz, azıcık da tuz katayım çünkü domates salçası katmayacağım. Göz kararı da tuzuna kattım. Şöyle kırmızı pul biberimize katam tatlısından. Şöyle karabiber. Azıcık da renklendiriciden katam. Aslında bunun fazlası bence mideyi bazen kızdırıyor. Tantuni falan yaptığımızda değil mi kardelen? Birini nereden aldıysak marketten almıştık herhalde. Yani hoşumuza gitti. Bayağı insanın midesi rahatsız etmişti. Şöyle elimine. Her şey elimizden veriyoruz ama bolca da yıkıyoruz. Yemeğe lezzet veren bence eline yapılandır. Böyle eldiven ne bileyim ben. Bizlere alışmadığımızdan ya da ondan. Şöyle bakınız. Bunları böyle doğradıydım. Demin hazırladım. Bunu neden yapıyorum? Aslında dolmaya biz kardelenler severiz. Dolum bazen yer, bazen yemez. Onun için işimize garanti alan maşallah bakın. Hindilerin büyük olduğu buradan belli. Bakınız. Hindilerin kanatları bunlar. Haliyle ıslattık ne kadar deseniz de kanlı bir suyu oluyor. Şunu şöyle bir elimden harmanlayıveren. Tabii ki de soğanımız, sarımsağımız da var. Bakınız. 2, 4, 6 tane soğanımız. Ama aslında soğan çok olsa iyiydi de soğan hepsi evde büyük, küçükleri yok. Bir de sarımsak çiğnedik. Onlar da küçük yine 7-8 tane onlar da var sarımsak çiğnesi. İster bunu tavuktan yapın, ister tavuktan yeri göre yapıyorduk ama bu hindi etinden yapma dedik. Kırmızı etinden de yapıyoruz zaten. Onunca yapıyoruz. Olmadık mı da hindi etine talip ediyoruz. Şimdi şöyle bakalım. Şunlar kanatlarını altı döşeyim. Kardelen dedi ki anne almaz dedi. Ben de alır dedim. Şimdi döşedikten sonra zaten karıştırmayacağım ya kardelen. Bunu içerideki zobanın üzerinde pişireceğim. Solanın kapısını açıveririz.
Önemli olan tıkırdasın, yavaş yavaş kendinden bitsin. Et piştikçe Sener annem o. Anne şu kemik ayrıldı mı ya? Dur o kemiği. Biraz eti varmış. Ne yapalım? Koy içinde. Geri koyayım. Ha. Bakınız. Ha, tam denk güzel geldi. Size belirtmeyen. Asıl orada zeytinyağı. Şöyle de bakınız. Bu kadar da suyunu kattım. Bak. Hemen hemen bir bardak daha ancadır. Belki vardır. Suyu çok olmasın. Ya dibini yeter suyu. Bakınız bu. Artık sobanın üzerine boyayayım ben bunu. Börtük olsun. Patlıcanımız, biberlerimiz de. Şimdi yemeğimizi sobanın üzerine koyduk. Sıra geldi dolmanın içine hazırlamaya. Vallahi sizler benden daha aylasını biliyorsunuzdur da. Yine ben bildiğimi yapayım. Sizlere göstermiş olayım. Pirincimi bu arada yıkadım. Hiç elimize varmaz zaten. Şunlar da azıcık daha kabarık olsun. Altına kısıvereyim. Dur. Şimdi yukarıdan domates suyunu gettim. Çünkü yazın uğraşıyoruz, ediyoruz. Yemeklerde kullanalım diye. En çok genellikle tarhana çorbasında. Böyle dolma işlerinde kullanıyoruz zaten bunu. Hepsini katıvereyim. Kalan şimdi bir şey etmeyeceğiz. Bugün yemekleri yaptık sayılır. Şöyle bakınız. Mor soğan doğradım. Bir tane ama büyük soğanda. Bir tanesi yeter çünkü içim az. Ondan sonra bolca zeytinyağını katam. Kardelenim sağ olsun doldurmuş şişeyi. Şöyle bu kadarlıkta salça yeterli. Klasik diyorum ya ben. Benim baharatla aynıdır. Hiç şaşmam. Valla böyle fesleğendir, öyle şeylerden hiç kullanmadığım nasıl bir şey aslında da merak ediyoruz. Bir yere gitsek gitsek biliriz, güzelmiş deriz de tatmadığımız için bilmiyoruz. Zeytinyağını kattım, tuzu kattım değil mi kardelen? Geçen arkadaşıma gittiğimde, Hiçiran arkadaşımıza, bayağı olduk arkadaşlarından gittiğimizde dolma yapmış. Dolmanın içine dedi nar ekşisi kattım dedi. Çok güzel oluyor dedi. Benim de hoşuma gitti. Nar ekşisini de katalım şöyle bolca. Ondan da kattık. Bunun kenarını silelim kardeşim. Şöyle dursun annem bir. Dolabı koyacağız. Bakınız yazdan hazırladığım, pazardan aldım. Kendimin yoktu çünkü. Maydanozu da şimdi bak çıkarıyoruz. Hemen içini ovalayıp geri bunu koyacağım yerine. Şöyle dursun. Hemen buzu çözülmeden geri koyuyoruz bunu. Dolmalarda ondan sonra börek şeylerle birebir oluyor. Tabak. Dolmanın içi patlıcanı biberi girmeden beni yiyor. Ama pirinç pişmiş olsa yeriz. Affetmeyiz. Şimdi baktım mutfakta etmeyin. En iyisi dedim sabahleyin indiydim aşağı. Ayaklarım ağrımaya başladı. Kardelenle zeytinyağı hazırlamış. Sehpanın üzerine koyduk. Çayımız da burada. Oturayım dedim keyfime bakayım. Hem sizinle hem konuşayım hem yapayım diye. Bakınız bu şekilde dolduruyor. Aslında biraz çok doldurmuşum. Şu şekilde bunları döşeceğim. Bu bize yeterli. 2 gün yeriz. 1 gün yeriz. Hatta hazırlarken de kardelen dedim. Neden isim mübarek? Bu elin evine gittin mi? Bu dolmayı sana tatlı geliyor. Neden geliyorsa. Ya sık etmediğimizden mi? Ya ansızın mı oluyor bilmiyorum. Ama çoğu insan bunu gerçekten, hele benim şu arkadaş Hiçiran Urk yenge, eğer izliyorlarsa hem de kulakları çınlasın diye, maşallah yaptıkları işleri, yemekleri çok güzel yaparlar. Yemekleri yağlı olur, lezzeti de bir güzel olur diyen gibi. Çok da fazla börttürmedim. Yine börttürdüm de hani çok da erirse iyi olmaz diye. Bunu gale malları ineceğimiz zaman koy veririz kardelen, o cavuru veririz. Biz damdan çıkasıydı da bir şey sıcacık durur. Kardelen de burada bir şey anladım anlamadım bilmiyorum galiba. Yani mallar ineceğiz işte. He, hayır. Hani dedim ya kardelenle malları inince dedim. Çıkınca dedim kardelen mi? Hani babam olduğu zaman yeri göre bazen inmiyorsun ya. Aynen. Ondan. Bugün ilgimiz yok. Eşim dün yola gitti. Oğlandan fayda yok.
bizden oğlana fayda yok iş yerinde. Mesela biz onu gitsek bir şey bilmeriz. Abudun trene baktığı gibi bakarız. Ya da süpürecek yerlerine süpürüveriz. Canım bazen eğleniyorum ben. Gelene diyorsun iş yerinde yemeklerinizi yapıp verene. Eğleniyorsun şu kadar aylık üye diyorsun. O da diyor ki sigortanı falan ödeyeceğim diyor. Tabii ödeyeceğin diyorsun. O zaman üç kalsın diyor. Maşallah ben de bunu alırken bakınız kocaman almışım. Bir orduyu yetecek. Kaç çizik aldı anne böyle? Valla bilmiyorum annem. Çok da değil. Zaten böldüm ben içinde bıçağı getirdim de kestim ya burada onu. O da doğru. Cisimden azıcık alıverdim. Dedim ki bir biliyorsunuz beni izleyince BİM'den aldığımız bir küçük tava vardı. Şunun bir küçüğü. Ona yapsam küçük gelirdi dedim. Ona yapsam daha bir idealmişmiş. Kuru yıkanı çok gibi gözüküyor patlıcan biber de. Bilerek çok yapmadım ana. Yarın da zaten menüde bir planım da var. Onu yapacağım. İnşallah bir aksilik karışmazsa tabii ki. Ben 2 yıllık mı kaldı lan? Hı hı. Oturmamış. Aman oturmuş, kaldırmamış. Bazen böyle yapıyoruz, bazen de korkuyor sana devriliveri diye Allah korusun. Direkt Melisa'nın yüzüne gelir galiba. Sesi de duyuyormuşuzdur. Ne güzel bak. Kayne ya. Evet, kahvaltımızı yaptık. Sofrayı da topladık. Şimdi sıra geldi. Bakalım baklavaları servis etmeye. Çünkü dağıtacaklarımız var. Dediğim gibi 3 aylara girdik. Allah'ım kabul etsin. Herkesin duası, dileği varsa. Bazen bir şeyi beraber yapıyorsun, yalnız yiyorsun. Bazen bir şeyi yalnız yapıyorsun, yani yalnız yapmıyor. Beraber yapıyorsun, yalnız yiyorsun diyen gibi. Bu da tabii ki tek kişinin olmuyor. Yaparken, yerken iyi biliyorsun ama yine de insanın içine sinmiyor. Elimizden geldikçe vermeye çalışıyoruz. Şimdi arkadaşa giderken de götüreceğim. Onu da katacağım. Bir de akrabamız var. Onu da katıvereceğim tabağa. Onu da kardelen tabii ki. Yapması bizden, dağıtması kardelenden. Nazan aban geldi mi ki kardelen? Ararım öyle götürürüm. Evde değilse sonra veririz. Bu tepsiyi bugün hiç boşaltmam. Ellemem. Görüyorsunuz bak şerbeti. Zaten bol şerbetli. Az dem dün nasıldı? Boldu. Tabii ki kabardıkça ne oluyor? Şerbetini sormuş oluyor, almış oluyor içine. Hatta dün gösterdiydim. Eğer videomda izlediyseniz şöyle bakınız. Bir tane katı şöyle öşermeyeyim. Aç verim. Bakınız. Bol cevizi. Ondan sonra leblebili diyem. Bunu kendim yiyiverim. Şöyle koyayım. Kahvaltıda pek bir şey yemedim arkadaşlar. Neden yemedim? Çünkü gezmeye gideceğiz. İyi kötü gideceğimiz ev sahibi de hazırlanıyor. Onun da hazırlığı boşa mı gitsin? Biz bilelim bir misafir gelince yemedi mi eksikleniyoruz. Acaba neden yemedi ki diye. Bir kase de alayım. Ha dur sızdırmazı götüreceğim kardeşim. Bunu da arkadaşa götüreceğim. Giderken doldurabilirim. Şimdi arkadaşlarım gösteren baklavaları böldüm. Vereceklerimi vereceğim. Şu kadar kaldı. Tabii ki oğlum bugün götürmedi. O yarın götürün ana dedi. Demek ki ya gelen olmayacak işçilerden. Ya işleri var onun için. Onu da yarın katıyoruz şöyle kasenin içine. Biz yiyeceğimizi yeriz. Şöyle iki kase kosam dolabı bir ansın bir gelen olunca çıkarız. Şimdi yemeğimizi göstereyim. Sonra kaldığımız yerden devam ederiz. Diyeceğim solduğumuz yerden demişim. Bakınız bu dolmaya gelince tabii ki pişireceğiz. Dolmamız hazır. Üzerinde o çölmek dolma şeysini kapatırız. Şöyle görünüşü çok güzel gözüküyor. Önemli olan bir de su yüzüne dikkat alsak. Baklavamızın da üzerine örtem. Ne olur ne olmaz kıl gübür gitmesin. Havalar da serin. Yaz ayı olsa mecbur bunu boşaltmam lazım. Ekşir bozulur onun için. Siz durun bakın yavrum camımız kapalı. Kim görecek kim gelip dalıp yiyecek değil mi? Şöyle yemeğimizi de gösterem. Haliyle kaynadıkça kapak battı. Önceki batmadı falan değil. Bunu da buradan söylemek istedim. Bakın sobanın ağzının yüzünü açtık.
Buraya da koyduk ki koltuğu zarar vermesin diye. Soğanlar zaten pişmeyi yön tutmuş. Bu da biz gidesi ya da kendimle bir şey pişmezse bile akşam gün kaldığımız yerden onu biz pişiriveriz. Tüpete koyveriz. Yozobanın üzerinde yavaş yavaş şey olur. Şimdilik hoşça kalın. Şimdi arkadaşlarımız yemeğimizi yaptık geldik. Sağ olsun adamla arkadaşından konuşmuş o da çeksin diye. Öylelikle biz de tabii ki kardelen olunca yanımıza telefon dolunca kaçırmayız. Bu fırsatı çekmeye başladık. Yağmurumuz gelmiş mi? Zamanlardır soruyordunuz yağmur nerede gözükmüyor diye. Tabii ki babama gelip gidiyor biz denk gelmedik hiç. Aynen. Yeri göre geçenler Yunus'un doğum günü varmış. Akşamleyin beraberdik abamda. Zeyrat'la da gelmiş. Yağmur'un kayınvalidesini seviyoruz maşallah. Hatta bir gelinin yolda... arkadaşları benim de akrabam. Öyle. Kaymakam gibi kayınvalidesi var demişler. Zeyrat'la sırtına dayamasın, sırtına dayasın demişler. Allah razı olsun güzel yorumlar yapıyorlar. Şimdi biz geldik tabii ki. Köy yerine diyoruz ya erken gidiyoruz. Onlar da hazırlığı yapmışlar. Kardelen göstersin. Tamam. Ha, Yağmur sen de gidiyor onun yanına. Gelirim tabii ki. Evet ben şimdi mutfağa geçtim. Burada Müret yenge var. Sebahat teyzem var. Şöyle sizlere göstereyim. Bura benim arkadaşım. Arkadaşım da saylanmaz. Kardeşim Perihan yanında nasılsa Müret de öyle. Allah razı olsun. Sizden de. Bugün Yağmur'um ünledi. Perihan Gül ünledi oturmaya. Yesemek yaptırmış. O da güzel görünüyor. Bol susamlı haşhaşlı. Sanki tahanlı gibi. Eğer torpil geçmiştir. Bir de tahanlı gibi. Tahin katıyorlar zaten içine. Evet. Müret yenge de gördüğünüz gibi Rus salatasını karıştırıyor. O da güzel görünüyor yine. Müsher de ne yap demiş bak. Yanardağ pastasını. Evet. Öyle değil mi? Çok güzel görünüyor. Yanardağ çok seviyor diyorum ben ya. Gerçekten. Eline koluna sağlık. Afiyet olacak inşallah hep beraber. Gülsen yenge. Evet soframızı ev birliğiyle hazırladık. Maşallah Müret yengeyle kızıyı da döktürmüşler. Onların da eline koluna sağlık. Evet. Şöyle patlıcan dolması var. Tavuklu, patatesli, kaşarlı fırına sürmüşler. Gerçekten çok güzel görünüyor. Şöyle bakın turp var. Havuç, limon, peksemet. Rus salatası da çok güzel. Evet, Rus salatası da güzel görünüyor. Yağmur abim ördeği yeleği gördün mü? Görmedim. Kebap modelini göster bakalım hadi. Gösterelim bakalım. Yağmur abla maşallah becerikli. Bir örgüden bir örgüye geçiyor. Yağmur teyzenin sesini kısırınca gideriz. Tabii. Bakınız. Bunu Yağmur örüyor. Hadi maşallah örnek güzel. Bunun modelini soracak olursanız Yağmur neydi Devzen? Süpürge. Süpürge modeli internet. Süpürge modeliymiş. Şöyle bir tiksi yapayım hiç gerçekten. Maşallah den kızımız. Evet. Allah'a emanet. Hediye örüyorum vallahi güzel. İnşallah güzel olur ya. İnşallah. Örnek gerçekten güzel. Çok güzel. İpi de güzel. Aynen. Ören de güzel. Ay sağ ol teyzeciğim. Hadi galiba yürüyün. Gel. Evet çayımızı içtik. Aradan biraz zaman geçti. Şimdi şöyle Müret yengegilin kaktüsleri var. Yağmur ablam da evden gelirken şey getirmiş. Neydi saksı. Yağmur ablam? Saksı getirmiş. Ondan bakalım aşılıyorlar buraya dikiyorlar. Bana da telefonda anne saksıyı götüren Müret yengeme. Saksı sırası değil dedim. Gelişim Müret yengen dedim. Ağzını ararsın dedim. O da Müret'e çiçek laf var. Müret ne çiçeği dedim. Biliyormuştur da ona getirmiştir. Yağmur hayır Müret yengesin demiş. O demiş Müret yengesi diken diye. Ha. Yağmur da anne sen diye diyor saksıya gelirken ben götüren diyor. Hadi yani. Getirme diyor. Giderken sen götür. Doğru. Dikti. Ama ben ne bileyim konuların ne olduğunu. Yağmur Yağmur onun altındaki tabağı mı? Şöyle. Tabağı. Tuzlamış. Tabağı. Tabağı var böyle tutuyor. Şöyle farklı değil mi? Ben bunu var bir şey yapacağım. Şey verelim. Onları ben alt tane alacağım. Yaşant kendi. Böyle. Güzel olur. Benimki de böyle olursa. Olur olur. Bir de kırmızı bir çiçek. Sen hani buraya atmışsın kurdun mu? O ne var aşağı attın? Çöpe. Kuruma şey ölüme terk ettin. Ölüme terk ettin. Şey onun saksını buna hoş. Şey daha güzel. Kızın aşağıda saksı vardı. Onu da oraya sokuvereydin. Çok büyük bunlar. Ana buraya sokup dikeydim mi? Ana var adam çok oldu evde çok güzel. Ana nazına bakmış yok onun adam değil mi dediğin? Evet ay, evet. Kardeş çok güzel hoşuma gitti benim kız. Benim de hoşuma gitti. Diken iyi bir dakika da bunlar bitti. Pek hoşmuş. Tav patlamamış. Al benim bari ben ondan varsa sana bir tane. Ben açan çiçek bu sıra çiçeğe çok merak sardım. Çiçekler yorumda Yağmur'un gayı vadesi alıver gelir Yağmur çiçek. Gayırma sen Yağmur'a gelir. Alır canım. Allah razı olsun. Çarşamayın da sorarım ben ona. Ne alacak diye diye sorarım ne alacak. Çiçeği gidersen diye sorayım dedim. Ha benim de vallahi şimdiden sarkmaya başladı.
Şunu yerine koy engelleme. Evet, şimdi sıra geldi kahve faslına. Güzel kahveleri yaptı. Olur. Şu gütçüğüm al sanki. Yağmur abla şey bakalım maşallah örüyor bir yandan, örgüsünü bırakmıyor. Teyze geç. Tabii o da çenesi çıkacak canım. Çenesi çıkacak, güzel olsun galiba. He. Evet. Tatlınızı kahveniz için soğumadan ondan sonra. Tabii ki hafta soğuk olacak, kahve sıcak da ikisini yani birlikte sıcak. Allah yerine nasip etsin kızlarımız inşallah. Amin. 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 Allah'tan korkan kuldan utanan ve pek severim kızımı ben. Kardeşim ödüm bir konuşurum ben bunlara. Kardeşim kim sevmiyor? Herkes seviyor. Karşısında iyi insanlar. Kardeşim melek melek. Muşya da hemen çok konuşurdu bana. Neydi o? Senle geldiydi. Azmanlı adam. Kimdi bu? Selin miydi onun adı? Bilemedim. Ha, Selin abla var evet. Onunla mı geldiniz buraya gelirken? O da gelirdi bazen. Ben tek geldim genellikle de. Mürüvel sen kahve içmiyor musun? Getiriyor. Ama kahve ben şimdiden söyleyeyim bak. Kahvenin gerçekten tadı çok güzel. Şekeri aynı. Çok güzel. Bir de ben tadayım bari. Güzel yapar. Ya bak kahve çok hoş olmuş. Sen şunu gel. Tatlı yolda da dedesine yapmışsın. Ben bu kadar güzel edemiyorum. Ya çok güzel yapmış maşallah. Eğer merak ediyorsanız belki bilmeyen vardır. O rengi beyaz neyse derseniz tavuk göğsüymüş. Genellikle abam çok yapar ondan değil mi abam? Evet. Ben püsküvit şey yapıyorum. Bunlar şey saray lokumu yapmışlar herhalde. Hatta dolmayı verem dedim ben. Ters çeviriverem dedim öyle yaptık. Bakın aradan bir saat falan geçti. Hemen sofradan masadan kalkıp da geri bu kahveyi tatlı içiyorsunuz zannetmeyin. Ona biz arkanda gösteriyoruz ya. Tabii ki hiç zaman geçmemiş gibi oluyor. Bu arada ben size mutfakta yanardağ pastasını göstermiştim. Onu da yedik. Çayın ardından o da çok güzeldi. Aa, o da harikaydı. Evet. Ellerine sağlık. Çok güzel olmuş. Evet, onu bir yapmayacağız. Bir ara aynen yaparız bakalım inşallah. Gülserim size ellere sağlık. Çok güzel yapmış. Kardeşim, ya senin kardeşim çok sürmüş. Bir baklava. Yemedik daha baklavayı yapmışım. Dün yaptım. Neyi beni seslendin? Baba dolaş gidiyorum. Saçı ve edersin. Hepsini seni çağırsak şimdi yarısını vermek zorundayız. En iyisi. Ama sana da attırıyor işte getirmiş ya. Daha da gücü veriyor. Nazan'ı çağırdık da Nazan'la. Devrede kardeşe ne dedim. Ben bunları hem laf söylüyorum. Evet çok güzel yapmışsın. Hazıra da attırıyorum. Bir de kendi kendimi davet ettiriyorum ben bunlara. Neyse geçen gün bir yere gittik. Mesela kayınvalidemi verdim. Nazan'a kattım. Kayınvalidemi görümcesi gel. Arkadaşı getirdi. Sabah tamamı veren dedi. Allah ona getirdi. Oğlum şimdi görecek yarın. İçin ona da söyleyeceğiz. Bir kere. Yani o tek yere gidince katı veririz. Dediğimiz gibi 3 ayları girdik. Aa buradakini bu yediğimiz bilene. O bilen 3 ayları girdik. Teyze bir yeri tutturmaya gittik. Yemeğe gittik. Tesadüf. Oraya da şey getirmişler baklava ev yapımı o kadar güzeldi ki lezzetliydi anlatamam. Doğru. Şimdi değerlendirme yapacağım. Tamam değerlendir notunda ve Nazan'la dün eğleniyoruz Nazan diyoruz. Yapsak satsak kaç para eder ki diyoruz ki Nazan diyor ki 700 lira falan yapılır diyor. 500 lira. 500 lira. Vardır diyor şekerle birlikte diyor. Bir de uzun 500 lira. Güzeli baklava. Ye, ye. Ama bolca yazdı şıkır şıkır. 700 lira. Ne güzel anlattı şıkır şıkır. Kendisi bak ne güzel anlattı. Serap'la notumu ver bakalım yedin mi? Seninki de güzel olmuş. Ben yiyorum ben çok güzel olmuş. Yağmurcuğum notumu verdiği zaman. Ben kahvesini bekliyorum. Eminim çok güzeldir çünkü sen benim teyzemsin. Ama gerçekten güzel olmuş. Yavrum afiyet olsun. Yani. 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 Başka bir şey yeri ayrıdır bende. Leblebi de var içinde. Leblebi var içinde. Leblebi'yi ben seviyorum. Onu soracağım. Leblebi alıyor şeysin ağırlığında. Aynen. Hem kabartıyor dediler. Öyle hasta var mı bilmiyorum. Evet. Leblebi öyle diye duydum. Bugün de hala öyle dedi. O zaman biz de etçi olsan. Şimdi biz kahvemizi içem. Saat kaç bilmiyorum ama bazen geçen ne dedi dedim. Kahvemizi içtik mi kaka gideriz misafir denildi. Ferhan boğmuş gibi oldu dedi. Eğlenmişler. Ondan sonra vallahi da evde yemeğimizi devam ederiz. Evet Müret'in bilgiden geldik. Şimdi annemle beraber inetlere bakmaya başladık. Daha doğrusu ben daha yeni aşağı indim. Annem gördüğünüz gibi Damla'yı sağmış. Sıra geldi Ebrar'a. Panda'yı sağmıyor. Akşamları tek sıramı düşürdü. Hangisiniz? Bazen dalgınlığıma geliyor. Hatta dama girdim. Panda'nın yanında durdum. Karlanca sen ne ediyorsun dedi. Unutuyorum ama Ebrar'ın yemesini dikkat edeyim. Onu dağıtma dedim. Bir senin dalgınlığına geliyor. Gel gel gel. Gel sesimi duydunuz. Görüyorsunuz. Gezmekte bir gezmekte bir ayrı oluyor. Giderken bir ne kadar desem insan konuşuyor ya. Yenilmiş gibi hissediyor. Mesela bir gezme gidince ama gelirken de düşünün evdeki işler seni bekliyor. Malmaşat bekliyor diye. Hele Tanım Hanım bu sırada alıştı artık ismini bilin örgendi.
İleriden bizi gördüm koşup geliyor. Bir de bilemedi. Hele aklı sıra bize galiba korkutacak. Bu ana tıkılıklı değil mi kardeşim? Evet. Kusur ne diyor? Anne biz gezmekten gittik geldik. Bunlar da tabii bunlar da kokumu kaldılar. Bunlar da gidiyorlar canım. Bunlar da dururlar mı? Bu da göz. Akgöz mü? Evet. Yapıcım annem sen. Bunlar maşallah. Bizim elimizde büyüdükleri için karıştırmıyorum. İsimlerini biliyoruz. Elci bunlar. Hem elci hem avcılar. Böyle bazen insan şey diyor ama bunlar damdan fareye kalacağız diye. Hele şu. Dur. Koy vereceğim al. Kokucum hadi. Sen var yenileri ben yenileri doldurayım. Şöyle sen doldur. Tamam. Çünkü ilgimiz garılacak. Eşim de yok. Tabii ki olmadığı zaman zaten biz yapıyoruz yeri göre. Bazen çok garılıyor. Ama gitgide hava günden güne ısınacak. Haliyle o zaman damda hayvanla asidiyle kızıyor. Yemeği olmuyor ilgi. Yeri göre günlük garıyor. Zaten o günlük gardığımızda sabah akşam denk geliyor. Bize yetiyor. Sen benim bir şeyden annem tamam. Göğsünü boşaltayım. Sen içine bak. Her sağından sonra her inin göğsünü boşaltayım kalan giden kalmasın diye. Karıma bir şey mi annem ya? Karıma. At arama. Halen ne yapıyorsun sen mi kapattın? Ben kapattım. Telefonum vardı da tamam, kirli alır falan diye fark bağladım. Etmeden. Ay yenice bağladım. Ha tamam o zaman. Bağladım ama. Burada sütü vardı. Süt içti bir de ekmek veririz. Kemiğini verdin değil mi onun sobanetine? Verdi. Gitmeden vermiştin. Ne istiyorsun annem? Birazdan süt katıracağım kuzu. Salamaz. Uyumuyor galiba eskisi kadar bu. Azıcık büyüksen. Demişken çok uyuyordu. He şu bir aydır hiç yapmıyor galiba. Ne sütü değil mi? Damda suyun var senin gel. Koraman gel. Gel su katalım. Senin taban tabanlı suyun var burada. Tabanlı evet, suyun var oğlum. Suyu varmış burada. Aha. Koraman gel suyun var kuzum. Bak bir koğun içini verin ha. Suyun katı verin. Süt istiyorum ben süt süt. Gene de ıslanı şapası. Bilmişsin anne. Evet annem inekleri falan sağdı. Sıra geldi. Şimdi yeğe hazırlayacağız. Hava da değişti bu arada. Yağmur yağacak. En iyisi dedim unutmadan tavukları yerlerine süreyim ben bunları. Hadi bakalım. Bunlar da çok nazlı. Şu horozumuz da maşallah güzel olacak. Daha küçük. Büyüyünce bayağı inşallah nasip olursa güzel olur. Elimde değnek var. Bu da olmasa girmeyecek bunlar. Korkuyorlar da ondan. Şu giren de horoz yine. Annem işte bunların bazılarını kesmeyi düşünüyor. Bir kesmezse siyahı kesmeyecek herhalde. Çünkü zaten biliyorsunuz reisimiz var. Büyük horozumuz. Evet biz yegiyi karıp vakasıya saat 6.30'a gelir. Kazlarımız da çayırdan gelmişler. Hatta biraz önce alaca kazın biri geldi. Usulca dama girdi. Büyük ihtimalle yumurtlayacak. Kazlar genellikle geceleri yumurtluyor ama gündüzde yumurtladıkları oluyor. Aha yağmur çilemeye başladı. O bayağı da hızlandı şu an. Sizler de sesini duyuyorsunuzdur. Eskiden kazlar bizim değil. Sütçü de sütü aldı. Bir de onu da dönüşte alayım. Bakın biliyorlar beni kaçıyorlar bir de ya. Bunlar girsinler avluya. Hadi bakalım. Kedilerin hepsi merdivende bekliyor. Bu arada küspümüzün birazını doldurmuştum. Bu doldurduklarım buzlu değildi ama artık şurası buzlu. Yani bunu sabah verir. Pardon gösteremedim. Şöyle yaptığımız zaman elimize kivir kivir buz geliyor. Bunu doldururuz yine bir el arabası. Ondan sonra damda bırakırız. Bunlar da biliyorsunuz sılajlarımız az kaldı artık. Ama Allah'tan küspemiz çok. Onlardan gideriz. Evet yaz yağmuru gibi 2 dakikanın içinde geldi geçti.
Şimdi de çiliyor da az. Mecbur bunu artık çapayla çıkaracağız. Biz de vermeyelim. Tabii vermeyiz. Bakın arkadaşlarım, tarihi olmasa da bilene doğan ne kadar deseniz tuzu çözülmemiş. Haliyle mallar da bunu yemesi lazım. Tabii ki şimdi vermeyeceğiz. Damın içini sabah kadar buzunu koy vere. Yarın ilginin içine katıyorum ben ona. Tepeden de odun evledim. Yarın nasip olursa tandır yak diye düşünüyorum. Bakalım. Bir iş karışmazsa planda var. Gazın biri nerede? Dedim ya sana şey dama girdi yumurtlayacak diye. Dur bakayım hangi gazı yumurtlayacak? Dur bakayım yan tarafında beyazlık varsa. He tamam. Öbürkü gazla başlamış. İyi bari. Anne damda sıvaj var mıydı? Buradan mı götüreceğiz ya? Buradan götüreceğiz. Yok canım annem bilmiyorum. Ben de hiç fark etmedim de. Baban garda dün ilgiye ya. Aa geçti bak bulut geçiyor. Aynen. Tabii ki ya. Ya. Kıştayız canım. Ya. Neydi Mart? Neydi anne ya? Yani. Hani Mart baktırır, kazma kürek yaktırır mıydı öyle bir şey? Aynen öyle. Mart kapıdan baktırır. Ha kapıdan baktırır. Geçen sene Nisan'da falan yağmurlarımız yağmamıştı inşallah. Bu sene yağar. Bu sene bol yağar da. Ekinler hepsi dolu. Ekinler olursa bunun ekmeğimiz öyle olacak. Suyumuz öyle olacak. Tavukları kattın mı? Kattım. Ondan yemden sularını verdim ben yerlerine. Sabah akşam veriyoruz. Bazen de bahçede arpa dökülüyor. Oldukları yere. Bir kat daha çapalayın. Bakın kazlar usul usul yerlerine doğru gidiyorlar. Bu hemen ekrandaki erkek kazımız herhalde ses çıkarıyor. Dişi kaza gel arkamdan diyordur. Kaybolma bir yere gitme diyordur. Yemeğimizi pişirdik. Aşağıya indik azıcık süre var dedim. Karden git baktı bakalım kardenin aklına geldi. Neredeyse dolmamız yancıymışmış. Azıcık su katıverdik içine. Pişmesin diye. Biraz geç yiyiveriz. Karınlar tok. Evet tok. Ha, burada da hareket ederiz. Daha kovaları doldururuz. Sabah nişim vardı. Kovada doldurmadıydım. Onları doldururuz. Bu yeter kardeler. Bunun üzerine atıvereyim ki ben. Atabileceğim mi? Anne istiyorsan mavi arabayı getireyim şuraya. He? Mavi arabayı getireyim. Ay. Kendimi de atacağım. Sana pehlivan diye boşuna demiyorum ben. He? Sana pehlivan diye boşuna demiyorum ben. Anacığızım bir söz vardır. Anacığızımın değil dur. Rahmetlik amcam babamın en büyük kardeşi. Onlar pehlivan görüş yaparlarmışmış. Irkta var demek ki kardelen ben de o şeye özeniyorum bak. Ne diyorsun ka? Gidin baklamadan. İyi olmuş mu? Hadi indi. Soran mı çünkü? Anlamadım. Ben de onu sordum ya. Nazan kendisi saçtı dedim. Nasıl olacak ki dedim. Bilmeyenler için söyleyeyim. Komşumuz Nazan aldı ve hemen gördüğünüz gibi evleri de orası. Karşılıklı oturuyoruz. Hadi anne. Oyalanmadan dama girelim artık. Evet. Dama bir girdik. Anne toraman nerede diyordum tam. Yavaşçık. Gidiyorum gidiyor. Ama zaten uyanık anne o. Ne güzel samanın üzerine yatmış benim güzelim. Yoruldun mu lan? Akşama kadar geziyorsun tabi. Bakışına bak. He? Ya gel beni sev diyor adeta. Şunun bakışına bakın ya. Gerçekten çok seviyoruz bunları. Bunlar evin resmen şebeği şebeği değil mi oğlum? İyi ki varsınız ha. Ne oldu? Küsmüş. Niye küsmüş? Ne yaptım ben ona? Marketten demiş. Bir tane mama alıvermiş. Evet. Ben buna geçen gün konserve yaş mama almıştım. Onu da bir tane aldım. Annem de kızıyor neden fazla almadın diye. Neyse bakalım bir gittim de bir daha alıyorum. Biz var ya neden iş üretemiyoruz biliyor musun? Aha bu yüzden işte. Aha bu yüzden. Kedi köpek sevem derken, iki tıkırdayam derken bizim zaman geçiyor. Bak
abalara abileri bu sevilme mi ya? Şuna bak bir. Sabahtan beri dışta da geziyor. Kokuyor ama böyle serdim hırıldıyor bak bu. Deneyeyim bak. Etmedi. Böyle ettin ama hırr ediyor. Keyfimi bozman diyordur değil mi oğlum? Kokuyor annem galiba. Yapatın gücüm. Merhaba de be. Hadi bakıver be. Keyfimi bozman diyor. Gerçekten ya, dedim. Yaptı bu yorulmuş bu. Yoksa hemen kalkardı. Bakmıyor bile. Sabah kadar da canı sıkılıyor. Kardelen abası. Aynen. Yarın unutmazsam çizme olan gelen kendime ben de. Bana? He? Bana? Geleceği sen sandın oraya. Gerek yok kız. Diğerlerine idare ederim ben. Sıcak su attım içine kardelen. Annem de çözümler tükenmiyor. Aha. Lambaya değdi. Bir şey olmadı ya. Aman patla da kardelen. Şimdi bozuk küspe falan olur. Göremem. Ondan. Çünkü ne vereceksin? Yonca çıkacaksın. Yonca tepe. Allah. O da şey mi? Bozuk mu? Küflü mü? Ya bak göstereyim. Bu da küf var. Dur şöyle alıverim küfüne. İşte bu küf de hava altından oluyor. Poşet neden oluyor bu? Şey olmadıysa. Ben söyleyeverim. Neden oluyor? Poşetlerimiz yeni. Tabii ki o zamanlarda benim belim acıyordu. Bu küspe yapımında ama slaş yapımında çuvallamada ben yoktum. Yukarıdaydım. Çünkü ben bunu sıkılaştırdığım anda nasıl bir güvertici bir şey sıkılaştırırsak o şekilde yapıyorum. Eşim ne kadar desek önemsemiyor bunu. Yani poşetle yeni bir şey olmaz deyip bir ara sıktırıyorlar at kenara. At kenara. Genelde hep böyle poşetlerin alt kısmında küf çıkıyor. Hava aldığı için. Çünkü poşetle eski olsa hadi bir kenarından hava alıyor denilir. Aynen böyle de emekler boşa gidiyor işte. Ben de acıyorum ona emek yemek yapıyoruz, ekiyoruz, tarlaya para veriyoruz, alıyoruz. Kadın milleti işte bundan kocalıyoruz biz. Çabaladığımız için. Kadınlar daha bir şeyle. Böyle genelde benim görüşümdenle. Kendini daha yoruyorlar. Aynen yoruyorlar. Düşünce olarak çok yoruyorlar. Adamı sorsan, eşleri sorsan. Siz evde akşam kadar oturuyor musunuz? El işinde çalışılmıyor musunuz? Her yerde vardır bu konu. Olmayan yorumu yazsın. Ben oradan sonra cevabı yazıveririm size. Ama bir yandan da doğru canım. El evinde el iş yerinde çalışmadığına karışan olmuyor. İşimi ona göre ayarlıyorum. Bazen ben bir iş yaparken aman kocamı dövecek. Yarım saat sonra olur şimdi. Ama o el iş yerinde olmaz bu. Mesela sabah da ineklere bakıyoruz, gezmeye gidiyoruz. Bir iş yerinde çalışsak haftada bir gün izin ya olacak ya olmayacak. Kasta olacaksın yanım kız. Ya ıslandım. Bu da bizi takip ediyor ya. Vallahi billahi. Starını sevsinler kızım seni. Hadi git. Şimdi samanı getir. İlgilerimizi verem. Ondan sonra verem. Ondan sonra soframıza hazırlarız. Ondan sonra sonlandırırız. Siz bizi izlersiniz. Biz yorumlar okuruz. Yemeklerimizi ısıttık. Daha doğrusu bu etimiz buradaydı. Bu pişti. Dolmayı da mutfaktan getirdik. Şöyle yakından göstereyim ki inan ki var ya su hiç kalmamış. Allah'tan kardelen iyi ki çıkmış. Aynı bu şekilde godum gibi duruyor ne güzel. Üzerinde tabii ki çölmek koyduydum. Hani dolma için. Şu etimizden katam ilk önce. Bu arada oğlum da işten geldi. Vallahi etinden çok ben kemik sıyırmayı daha çok seviyorum. Bakın zaten kemiği de pişmiş ayrılıyor. Yemediğimizde toramanla kirliyi veririz. Kediler de bekliyor mesela. Onlara da veriyoruz. Soğanla çıkarıverem annem. Olur. Bir tane de boğaz eti çıkarıverem. Valla değerlendiriyoruz. Neyden besledikten sonra bu boğazı falan atmıyoruz yani. Bir yemeğini yapıyoruz. Bir öğün salmış oluyor. Şöyle azıcık da suyundan katan bana veririz. Bugün artık salata yapmadık. Tabii ki pilav da yapmadık. Zaten dolma var. Bayağı da saat zaten geç oldu. Hani maldan çıkıp da bir saat falan zaman geçmiştir. Azıcık da ağır aldık. Oğlum işten geliverin diye. Şimdi sıra geldi. Dolmalarımızla gati. Şöyle elimin çatandan alabilirsem şöyle turşuyu da koyayım. Bugün sağ olsun arkadaş da yapmış patlıcan dolması. Onunki de çok harikaydı.
Kardeşim patlıcan biber mi yiyeceksin? İkisi biber yiyeceğim anne ben. Biber mi yiyeceksin? Dur demeyeyim de. Bakın şöyle içinde gösterivereyim size. En gücü kendimiz yiyeceğiz. Bakınız istediğim kıvamında tane tane pirinçleri olsun diye. Bu seninki olsun. Abi soran da bakalım ona göre. Yiyecekse dolma ona göre katıverem. Ben de kendime patlıcan katayım. Şuraya da yanımı koyayım bunu. Artık videonun daha sonuna geldik. Allah'a emanet olun. Bizleri tercih ettiğiniz için Allah izlediğiniz için Allah razı olsun. Bir kere değil bin kere hepinize çok çok teşekkür ediyoruz.